Merhabalar, ben Çelebi. Size bu haftamdan bahsetmek istiyorum. Bu haftanın meydan okuması hareketsizlik üzerineydi. Açıkçası kendimde hareket edecek enerjiyi, ne bileyim, bir şey yapacak enerjiyi bulamadım. Fakat annem bu hafta için geç kalmış olan kış temizliğini yapmaya karar verdi. Bu yüzden bir hafta boyunca kış temizliği yaptık. Bizden başka millet var mı bilmiyorum. Böyle kış temizliği, yaz temizliği, ilkbahar temizliği, sonbahar temizliği, misafir geleceği zaman temizlik, haftalık temizlik. Yani sürekli böyle temizlik yapan Türklerden başka bir millet var mı bilmiyorum. Neyse, haftanın başında şunu düşünmüştüm. En az 5000 adım atayım. Ve kaslarımı kuvvetlendirici hareketler yapayım diye düşünmüştüm. Fakat bu hafta bunu gerçekleştiremedim. Zira bir hafta boyunca temizlikle uğraştık. Size bir şey anlatmak istiyorum. Bundan bir sene önce annem rahatsızlandı. Psikolojik olarak rahatsızlanmıştı. Onun için bir profesöre gitmiştik. Profesör şöyle söylemişti: eğer yapabiliyorsanız bisiklete binin, yapamıyorsanız günde 3 defa yürüyüşe çıkın. İsterseniz 15 dakika, isterseniz yarım saat, isterseniz 1 saat, bu size kalmış. Ama günde 3 defa yürüyüşe çıkın. Hani 3 defa yapamıyorsanız 2 defa veya 1 defa, ama muhakkak elinizden geldiğince dışarı çıkıp yürüyün demişti. Gerçekten yürüyüşün psikolojiye iyi geldiğini söylemişti. Bu yüzden annem her gün hemen hemen 2 veya 3 defa yürüyüş için dışarı çıkıyordu. Gerçekten onu çok olumlu yönde etkiledi. Ki zaten Sinan Canan, Profesör Doktor Sinan Canan da aynı şeyden bahsediyor. Eğer hafif derecede veya orta düzeyde bir depresyona sahipseniz, kesinlikle yürüyüşe çıkın, hareket edin. Bunu söylüyor. Bu yüzden bu hafta yapamasam bile haftaya yürüyüşü düzenli olarak yapmayı planlıyorum. Neyse, bu haftaki meydan okumamız için hadi gelin kağıdımızı seçelim. Aslında bir tanesi kendiliğinden düştü. Merak ediyorum hangisi. Uykusuz kalmak. Daha doğrusu uykusuz kalmamak. Bu haftanın meydan okuması bu. Uyku düzenimi oluşturacağım. Sinan Canan bir videosunda şöyle söylüyor: yattığınız yerin kesinlikle karanlık olması gerek. Ve pek çok uzman da aslında bunu söylüyor. Bu yüzden benim odam açıkçası biraz aydınlık kalıyor. Neyse. Bu hafta uykusuz kalmamak üzerine bir meydan okuma başlıyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.